Kıbrıs davası milli davamızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Müreffeh yarınlar için emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatanıyla birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Biz bu adada varlığımızı sürdürürken hep ana vatana bakıp milli politikayı, milli siyaseti özünde benimsemiş, Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının temsilcileri olarak bu siyaseti yürütürken bunun bahtiyarlığı içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda bütün dünyaya artık Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası bu hakların tesciliyle müzakere süreçlerinin mümkün olacağı ve uluslararası topluma çağrısı artık bu aşamadan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma vaktinin geldiğini ifade etmesiyle yeni siyasetimiz güç kazanmıştır. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm Türk diplomasisine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Semerkant'ta Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci statüsüyle bizlerin müracaatının oy birliğiyle kabul edilmesi bağımsız özgür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri daha da güçlemiştir. Bütün Türk devletlerinin başkanlarına, başbakanlarına ve dışişleri bakanlarına ve onların diplomatlarına da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bugün Lefkoşa'dan selamlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Direndik, şehitler verdik, bedeller ödedik ve işte şu anda bir Türk devletine sahip olmanın mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarım. Tüm gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin bayramını tekrar kutlar. Hepinize sağlık diliyorum.